Arkadaşımdan 40 bin TL borç aldım. Ödeme günü geldiği zaman da borcumu vermedim. Üzerinden de 5 yıl geçti. Fakat borcumu ödemek istediğimde arkadaşım enflasyon farkını benden talep etti. Bunu vermem caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edelim. Borç vermekteki vaadinin bir bağlayıcılığı yoktur. Yani bir kimse ben sana işte diyelim ki 10 bin TL borç verdim 5 ay sonra desem de yani bir müddet zikretsem de hemen ertesi günün gidip parayı isteyebilirim. Bu nedenle borç akitlerinde ifade edilen vaadenin bu noktada bağlayıcılığı noktasında hiçbir hükmü yoktur. Bu alışverişlerde bağlayıcıdır. Mesela ben şu kitabı satın alırım 5 ay vadeli 5 TL'den o vade bağlayıcıdır. 5 ayda ödemeliyim veya 5 ay sonra ödemeliyimdir. Ama borç akitlerinde böyle bir olay yoktur. Borçta kişi borcu veren insan ne zaman istese ödeme yapılması gerekmektedir. Şimdi burada soruyu soran kardeşimiz şunu ifade ediyor. Ben 40 bin TL borç aldım. 9 ay sonra anlaştık. Hadi beklemiş diyelim 9 ay. Bu süre geldiği zaman da ödememiş ve üzerinden de 5 yıl geçmiş. Tabii 5 yıl geçtiği için paranın değer kaybı söz konusu. Bu durumda enflasyon farkını ödeyebilir miyim? Kıymetli kardeşlerim, İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin bu meselelerle alakalı paranın değer kaybı durumunda enflasyon farkı diye tabir edeceğimiz o değer kaybının tazmin edilmesi noktasında fetvası söz konusudur. Bu konuyla alakalı çok tefri meselelere girmeden kısaca şunu izah edeyim. Eğer bu borçtaki enflasyon oranı akit anında koşulmuşsa bu caiz değildir. Yani ben sana 40 bin TL borç veriyorum, sen bana bunu 5 ay sonra vereceksin ya, enflasyon farkı şu orandadır, sen bana 42 bin lira ver şeklinde akit anında ifade edilen bir fazlalık kesinlikle caiz değildir. Aksi takdirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda zaten beyanları olurdu. Ve ki bu faizin zaten kendisidir. Faizin enflasyonun altında olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Her halükarda caiz değildir. Ancak burada böyle bir boyut yok. Yani borç veriyor, ödeme günü gecikiyor ve bundan dolayı 5 sene gibi bir vakit geçiyor ve paranın değer kaybı söz konusu oluyor. Bu konuda Hanefi mezhebimiz açısından gerek Muhitte gerek diğer kitaplarında İmam Ebu Yusuf'un bu şekilde olan yerlerde değer kaybı olduğundan dolayı o fetvaya göre hareket edilebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle bu kimsenin borcu vermemesinin nedeni de o noktada bir parantez içerisinde tahlil edilmesi doğru olacaktır. Eğer kişinin parası yok da vermediyse o zaman alacak neyse onu almasını tavsiye ederiz. Ama hocam benim param vardı da vermedim. İşte gevşeklik, o bu önemsememek bundan dolayı vermedim diyorsa bu durumda o 5 senelik serüvendeki enflasyon farkını o borç alan kimseden talep edebilir. Çünkü burada bir matil yapmıştır, zulmetmiştir. Matlul ganiyye zulmün Efendimiz buyurmaktadır. Zengin olan kimsenin matil yapması, borcunu vaktinde ödememesi zulümdür. Dolayısıyla bu kişi de kendisine terettüp edecek bu zulmü engellemek adına bunu el cevap talep edebilir. Bu bir faiz midir? Bu bir faiz değildir. Bu akit anında koşulsaydı evet faizdi. Ama İmam Ebu Yusuf diyor ki ben bu adamdan bu kitabı satın aldım. 5 liraydı. Ve bana bir ay sonra ödeyeceğini söyledi. Ve ben bu fiyata sattım. Bir ay sonra 5 lirayı vermesi gerekirken vermedi. 3 sene sonra verdi. 3 sene sonra 5 liralık bu kitap oldu 50 lira. Benim 5 liramda ben bu kitabın da değil kendisini onda birini bile satın alamam mesela. Bu sefer İmam Ebu Yusuf diyor ki o zaman akit anındaki değeri neyse onun üzerinden verdirtilebilir. Onun üzerinden o talep edilebilir. Akit anındaki alım gücü üzerinden. Bu nedenle İmam Ebu Yusuf'un fetvasına göre bu noktada bunu ifade edebiliriz. Tabii ki bu meselede sulandırılıp her meseleye taşınmamalıdır. Yani adam bir ay gecikti hemen tamam ona göre hareket et. Bu olmamalı. Eğer gerçekten ciddi oranda bir değer kaybı var, gerçekten bir zulüm söz konusuysa İmam Ebu Yusuf'un bu fetvası uygulanabilir. Enflasyon farkı talep edebilir. Yani bu sorudaki kardeşimiz de evet enflasyon farkını ödemelidir. Ha akit anındaki meseleye de lütfen dikkat edin. Akit anında şart koşulacak olursa bu caiz değildir zaten.